Saatler 13'ü gösteriyor. Gün ortası haberleriyle karşınızdayız. Ülkemiz dün 16 yaşında bir çocuğun katledildiği cinayetin acısını yaşıyor. ZHH'nin Resul'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlı Sefer Buğra Altun da bugün İskele Kaza Mahkemesi'nde hakim huzuruna çıkarıldı. Hakim Şevket Gazi, zanlının bir gün İskele Polis Müdürlüğü'nde tutuklu kalması emri verdi. Kamuoyu da büyük tepkilere neden olan 16 yaşındaki Zehiye Helin Resur'un katil zanlısı 21 yaşındaki Sefer Buğra Altun da İskele Kaza Mahkemesi'nde hakim huzuruna çıkarıldı. Sabah saatlerinde görülen davada polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Soruşturma subayı zanlının iki kez gönüllü ifade verdiğini kaydederek zanlı Altun Dağ'ın maktul Resur'u nasıl öldürdüğüne ilişkin detayları paylaştı. Alınacak ifadeler bulunduğunu ve çıkacak olan otopsi sonucunu beklediklerini dile getiren soruşturma subayı, zanlının taammüden adam öldürme, öldürme ve ciddi darp suçu işlediğini belirtti. Savcı Ayşe Kaynak da otopsi sonucunun bugün çıkacağını ifade ederek bir günlük tutukluluk talep etti. Hakim Şevket Gazi ise soruşturmanın salimen yürütülmesi ve çıkacak olan otopsi sonucunun beklenmesi için zanlının bir gün İskele Polis Müdürlüğü'nde tutuklu kalmasını emretti. Bu arada bir gazetenin haberi verirken kullandığı ifadelere ve olay yerinden maktulün görüntüsüne yer vermesi basın örgütleriyle bazı siyasi partilerin tepkisine neden oldu. Yapılan açıklamalarda bu tür haberleri verirken basın meslek ilkelerine uyulması gerektiği hatırlatıldı. Aspolat'ta belediye evlerindeki apartman dairesinde baltayla korkutularak 11 metre yükseklikten düşen 23 yaşındaki Chukwudi Oliver yaşam mücadelesini kaybetti. Polis basın subaylığı Aspolat'ta 11 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki Chukwudi Oliver Nausesi'nin 10 Ocak'tan beri tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Doktor Burhan Nabantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybettiğini açıkladı. 23 yaşındaki genç 10 Ocak'ta Aspolat Belediye Evleri apartmanlarında biri 30 biri de 23 yaşında iki erkek şahısla depozito konusunda tartıştıkları sırada yaklaşık 11 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı. İki zanlı 20 Ocak'ta Güney Kıbrıs Rum kesiminde tespit edilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisine teslim edilmiş ve ardından taammüden adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama suçlarıyla ilgili olarak tutuklanmıştı. Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada zanlıların Güney Kıbrıs'a kaçmalarına yardım ederek fer'i fail suçunu işlediği tespit edilen ismin baş harfleri FN olan 28 yaşındaki bir erkek şahsı da tespit edilmişti. Lefkoşa Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde e-sınav merkezi dün ülkemizi ziyaret eden Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı. Açılan merkezle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'ye gitmek durumunda kalmadan elektronik ortamda hazırlanan çeşitli sınavlara girebilmesi amaçlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Lefkoşa'da bulunan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi binasına yapılan elektronik sınav merkezinin açılışı yapıldı. E-sınav merkezinin açılışını Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptı. Tam donanımlı 22 bilgisayarın yer aldığı e-sınav merkezi Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışında açtığı ilk e-sınav merkezi olma özelliği taşıyor. Açılan merkezde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'ye gitmek durumunda kalmadan elektronik ortamda hazırlanan çeşitli sınavlara girebilmesi amaçlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu açılışta yaptığı konuşmada sunulan hizmetin takdire şayan olduğunu belirterek ülkede yaşayan on binlerce Türkiye vatandaşının bu sınav merkezini kullanarak ihtiyaç duydukları diploma veya sertifikalara ulaşabileceğini kaydetti. Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışında açtığı ilk e-sınav merkezinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin her türlü hizmete ulaşabilmesinin kendilerinin asli görevlerinden biri olduğunu söyledi ve bu konuda kendilerine destek oldukları için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini iletti.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise bir günlüğüne yaptıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinin çok verimli geçtiğini ve somut çıktılarını paylaşma imkanı bulduklarını belirterek Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın her alandaki tüm imkanlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için seferber ettiklerini kaydetti. Bakan Özer, açılan merkezli ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğü tarafından yapılan tüm elektronik sınavların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılabileceğini, vatandaşların sertifikasyon süreçlerini tamamlayabileceğini, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan 3500'den fazla kursun buradan takip edilip becerilerin artırılabileceğini ve istihdamla ilgili eksikliklerin tamamlanabileceğini duyurdu. Böyle bir merkezin ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açılmış olmasının sembolik bir anlamı olduğunu, bunun Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bakışını gösterdiğini söyleyen Özer, merkezin açılışında emeği olan herkese teşekkürlerini iletti. Bugün de Uluslararası Üniversiteler Konseyi heyeti ülkemizde temaslarda bulunuyor. Heyet bugün Meclis Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinin de konseyde yer almasını istedi. Meclis Başkanı Töre ise üniversitelerin işbirliği içerisinde olmasının önemine dikkat çekerek bunun önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Profesör Doktor Orhan Hikmet Azizoğlu başkanlığındaki Uluslararası Üniversiteler Konseyi heyetini kabul etti. Meclis Şeref Salonu'nda yer alan görüşmede Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Ali Yükselen ve Türkiye'den bazı üniversite sektörlerinin yanında YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mahmut Doğru da yer aldı. Konsey Başkanı Profesör Doktor Azizoğlu çalışmaları hakkında bilgi verdi. Azizoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinin de konseyde yer almasının bilinirlik ve akademik yönelim olarak katkılar sağlayacağına inandığını dile getirdi. Meclis Başkanı Zorlu Töre de oluşturulan konseyin önemine işaret ederek sadece Türkiye değil başka ülkelerden de üniversiteleri bünyesinde barındırmasının sevindirici olduğuna değindi. Bu teknoloji geliştikten sonra dünyada geçirmiştir. Ama milletler arasında, ülkeler arasında rekabet de hızla devam ediyor. Dostluk her şeyden önemlidir ama maalesef dünyada ebedi bir dostluk yok. Maalesef bazı ülkeler çok sömürgeci yaklaşımlar sergiliyorlar ve gelişmekte olan veya zayıf olan ülkeleri de kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Temel insan hakları hem halde önemlidir, bu çizgiyi korumak lazımdır. Ama temel insan hakları konusunda da maalesef bugün Birleşmiş ve Güvenlik Konseyi maalesef o beşli konsey çok da sınıfta kalmıştı. Uluslararası insan hakları denen, işte Avrupa Adalet Divanı denen hususlarda, Avrupa Birliği denen hususlarda maalesef çok sınıfta kalmalar vardı. Dolayısıyla Ciprovex yeni yönetim kurulu başkan ve üyeleri Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'la görüştü. Oğuz görüşmede Ciprovex'in bir denge unsuru olduğunu kaydederek yeni yönetimin başarılı çalışmalarıyla piyasadaki dengeyi kuracağından hiç şüphem yoktur dedi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ciprovex yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Oğuz görüşmede Ciprovex'in hükümetin ve bakanlığın önem verdiği bir kurum olduğuna vurgu yaptı. Üreticinin korunması, sektörün ayakta kalması ve üretimin devamlılığı adına Ciprovex'in büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Oğuz, Ciprovex'in değer kaybının güzel not içinde değer kaybı olacağını, Ciprovex'in hem ilçe hem de üretim adına çok önemli olduğunu kaydetti. Bakan Oğuz, Ciprovex'in piyasada bir denge unsuru olduğunu kaydederek yeni yönetimin başarılı çalışmalarıyla piyasadaki dengeyi kuracağından hiç şüphesi olmadığına dikkat çekti. Yönetim kurulunun büyük sorumluluğu olduğuna da değinen Oğuz, bakanlık olarak kurumu ve üretimi düşünerek kararlar aldıklarına da vurgu yaptı. Bakan Oğuz, kuruma katkılarından dolayı geçmiş yönetim kuruluna teşekkür de etti. Güney Kıbrıs'ta Çalışma Bakanlığı ile sendikalar arasında eşel mobil konusunda uzlaşıya varılamaması üzerine sendikalar genel greve gitti. Sınır kapılarını etkilemeyeceği açıklanan grev saat 15'e kadar sürecek. Güney Kıbrıs'ta kamu ve özel sektör çalışanlarını etkileyen eşel mobil uygulamasında hükümetle sendikaları karşı karşıya getiren anlaşmazlık genel greve neden oldu.
Saat 12'de başlayan ve 3 saat sürecek olan grevde sendikalar yaşanan gelişmelere göre alınacak önlemleri artırma uyarısında bulundu. Güney Kıbrıs'a kamu ve özelde yaklaşık 110 bin işçinin bağlı olduğu sendikaların eylemi kapsamında şu sıralarda Güney Lefkoşa'da Çalışma Bakanlığı'nda miting düzenleniyor. Grev nedeniyle gün içinde yapılacak 22 uçuş da etkilenirken greve yargıçlar, hastane personeli ve medya kuruluşları da katılıyor. Rum basını daha önce grevin iki taraf arasındaki geçişleri olumsuz etkileyeceğini duyurmuş ancak Rum polis basın sözcüsü polislerin görev yerlerinde olacağını ve kapıların işleyişinin etkilenmeyeceğini kaydetmişti. Açıklamada polislerin İçişleri Bakanlığı nüfus dairesi memurlarının ve gümrük görevlilerinin de kontrol noktalarındaki görevleri başında bulunacağını, kara kapılarının normal işleyişine devam edeceğini, herhangi bir sorun çıkması halinde sorunun giderileceğini ifade etmişti. Tüp gaz fiyatları artırıldı. Buna göre 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı bugünden itibaren 15 TL zamla 255 TL'ye yükseldi. Resmi gazetede yayımlanan mal ve hizmetler, düzenleme ve denetim, D sınıfı akaryakıt, LPG, azami satış fiyatı, emirnamesine göre denetime tabi mal olan tüp gaz fiyatları artırıldı. Buna göre 10 kiloluk tüplerin perakende azami satış fiyatı 255 Türk lirasından fazla olmayacak. Diğer çaplardaki tüplerde ise sıvı gazın kilogram azami satış fiyatı KDV dahil 25.5 Türk lirasından fazla olamayacak. 10 kiloluk tüp gaz 17 Kasım'dan beri 240 Türk lirasından satılıyordu. Almanya, Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesine onay verirken Amerika Birleşik Devletleri ise 31 adet M1 Abrams tankı göndereceğini açıkladı. Batı, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev yönetimine desteğini sürdürüyor. Bu desteğe şimdi daha güçlü tanklar ekleniyor. Almanya, 14 adet Leopard 2 tankının Ukrayna'ya gönderilmesi için onay verdi. ABD Başkanı Joe Biden de Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankının gönderileceğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Washington'ın kararını zafere giden yolda önemli bir adım olarak niteledi. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da tüm müttefiklere teşekkür etti. Leopard 2 tankları saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor. Menzili 450 kilometreye kadar çıkabiliyor. Düşmanları uzun mesafeden tespit edip hareket halindeyken saldırabiliyor. 4 kişilik mürettebatı bulunan tanklar, mayın, tank savar ateşi ve el yapımı patlayıcılara karşı çok yönlü koruma sağlıyor. M1 Abrams tankı ise saatte 72 km hızla çıkabiliyor. 465 km'lik menzile sahip. Bu tankların en önemli özelliği zırh koruması çok üstün. 4 kişilik mürettebatın tank savar saldırılarına karşı hayatta kalabilmeleri için özel bir tasarımı var. ABD Başkanı Joe Biden, Abrams'ların dünyanın en yetkili tankları olduğunu belirterek Ukrayna'ya verilecek 31 Abrams tankının bu ülkenin Rusya ile savaşında savunma ve stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını söyledi. Biden, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında Ukrayna'ya olan desteğinin sonuna kadar devam edeceğinin altını çizdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndansa yapılan açıklamada tanklar Ukrayna'nın sadece kendi topraklarını savunması koşuluyla verileceği açıklaması geldi. Rusya, batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah sevkiyatına sert tepki gösterdi. Kremlin, tank ve silah sevkiyatını çatışmaya doğrudan müdahil olma olarak değerlendirdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, NATO ve söz konusu ülkelerin yaptıkları her şeyi çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz ifadelerini kullandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ABD ve bazı Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya tank ve silah sevkiyatının çatışmaya müdahil olma anlamına gelmediği yorumlarına katılmadıklarını belirterek, ittifak ve söz konusu ülkelerin yaptıkları her şeyi çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz dedi. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada ABD ve Almanya dahil bazı batılı ülkelerin Ukrayna'ya tank sevk etme kararını değerlendirdi.
Batılı ülkelerin söz konusu sevkiyatla ilgili yaptıkları değerlendirmelere katılmadıklarına işaret eden Peskov, Avrupa başkentlerinden ve Washington'dan Ukrayna'ya tanklar da dahil çeşitli silah sistemlerinin gönderilmesinin hiçbir şekilde bu ülkelerin veya ittifakın Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olduğu anlamına gelmediğine dair defalarca açıklamalar yapıldı. Buna kesinlikle katılmıyoruz diye konuştu. Söz konusu sevkiyatın çatışmaya doğrudan müdahil olmak anlamına geldiğini vurgulayan Peskov, ittifak ve söz konusu ülkelerin yaptıkları her şeyi çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz. Bunun da arttığını görüyoruz ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 31 Abrams tankının verileceğini duyurmuştu. Bazı Avrupalı ülkeler de ellerindeki Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya sevk etmeye hazır olduklarını bildirmişti. Bosna Hersek'te yeni hükümet 2 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerin üzerinden 115 gün geçtikten sonra kuruldu. Yeni kabine meclisten 19'a karşı 23 oyla onay aldı. Bosna Hersek Temsilciler Meclisi'nin düzenlenen acil oturumunda Hırvat Demokratik Birliği'nden Borjana Kristo'nun 28 Aralık'ta Bosna Hersek Bakanlar Konseyi'nin yeni başkanı seçilmesinin ardından ikinci somut adım atılarak hükümet kuruldu. Bakanlar Kurulu'nun onaylanması için gerekli oy sayısının 22 olduğu oturumda 23 milletvekili Kristo'nun kabinesi lehinde oy kullanırken 19 milletvekili karşıt oy kullandı. Yeni hükümet şu isimlerden oluştu. Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği'nden Zoran Tejeldija, Maliye ve Hazine Bakanı. Hak ve Adalet Partili Elvedit Konavic, Dışişleri Bakanı. Bosna Hersek Sosyal Demokrat Partili Zukan Heres, Savunma Bakanı. Demokratik Halk Birliği'nden Nedet Necic, Güvenlik Bakanı. CNCD'li Stasa Kosaraç, Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı. Bizim Parti'den Edin Forto, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı. HDZ'li Davor Bunozo, Adalet Bakanı. HDZ'li Dubravko Bosnaç, Sivil İşler Bakanı. Yeşil Bosna Hersekli Sevlit Hurtiç, İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı. Yeni hükümette Bağımsız Bosna Hersenik Cumhurbaşkanı merhum Alija İzetbegović'in oğlu Bakir İzetbegović'in genel başkanlığını yaptığı, Boşnakların en büyük partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi'nin yer almaması dikkati çekti. Ülkede 2018'de yapılan seçimlerde hükümet 14 ay sonra kurulabilmişti. Dakar'da düzenlenen Afrika'yı Besle Zirvesi'nde kıtadaki gıda sıkıntısına çözüm formülleri tartışıldı. Zirvede konuşan Afrika Birliği dönem başkanı Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Afrika'nın kendisini doyurmayı öğrenmesi gerektiğini söyledi. Senegal'in başkenti Dakar'da Afrika'yı Besle Zirvesi gerçekleştirildi. Afrika Birliği dönem başkanı da olan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Afrika'nın dünyada henüz dokunulmamış ekilebilir arazilerin %60'ına ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, buna karşın hala temel gıda ihtiyaçlarının bir kısmını ithal ettiğini kaydetti. Bu durumu paradoks olarak niteleyen Sall, Afrika'nın benzeri görülmemiş bir gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Sağ, ülkelerimizin iklim değişikliği, salgın ve Rusya-Ukrayna savaşının yükünü taşırken, gıda egemenliği artık acil bir gereklilik haline geldi, dedi. Afrika artık kendini doyurmayı öğrenmeli ve dünyayı doyurmaya da katkı sunmalı. Zira bu potansiyele sahip ifadesini kullanan Sağ, bu konuda mücadele edeceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Sall, Afrika ülkelerini bütçelerinin %10'unu tarımsal kalkınmaya ayırmasını öngören 2003 Maputo Deklarasyonu'na uymaya davet etti. Senegal'in bütçesinin %12'sini tarımsal kalkınmaya ayırdığına dikkati çeken Sall, bazı ülkelerin ise henüz %10 hedefini tutturamadığını kaydetti. Sall, zirvenin tarım üretimi ve gıda egemenliği konusunda gerçek bir eylem zirvesi haline gelmesi temennisinde bulundu. Zirvenin organizatörü Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Akivumi Adesina da Afrika ülkelerinin yıllık 70 milyar dolarlık gıda ithalatı yaptığının altını çizerek Afrika'nın Afrika'yı besleme zamanı geldi, dedi. Adesina, Afrika Kalkınma Bankası'nın kıtada gıda ve tarım üretimini desteklemek için gelecek 5 yıl için 10 milyar dolar finansman sağlayacağını söyledi.
Dakar 2 ismi de verilen zirve, Afrikalı 20 liderin yanı sıra özel sektörden 1500'den fazla temsilcili bir araya getiriyor. Afrika'yı beslemek, gıda güvenliği ve dayanıklılık temasıyla düzenlenen zirve 27 Ocak'ta sona erecek. İspanya'da iki kiliseye düzenlenen palalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Faslı 25 yaşlarındaki saldırganın yakalandığı ve terör saldırısı olasılığı üzerinde durulduğu bildirildi. İspanya'nın güneyindeki Cadiz'in Algeciras ilçesinde iki kiliseye samuray kılıcıyla saldıran bir kişi bir rahibi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı. İspanyol basınında yer bulan bilgilerde iki kiliseye saldıran bir kişinin palayla bir rahibi öldürdüğü, en az 4 kişiyi de yaraladığı kaydedildi. Algeciras'ın merkezindeki en büyük kilise olan Nuestra Senora de la Palma'nın rahibi Diego Valencia'nın saldırıdan hemen sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Elinde palayla San Isidro mahallesinde yürüyen ve bir başka kiliseye de saldıran kişinin burada görev yapan rahip ve 3 kişiyi de palayla yaraladığı aktarıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bilgisi paylaşıldı. İspanyol Devlet Televizyonu, saldırganın 25 yaşlarında Fas kökenli bir erkek olduğunu ve güvenlik görevlileri tarafından yakalandığını duyurdu. Görgü tanıkları, saldırganın tartışma sonrasında rahibi palayla öldürdüğünü söyledi. Yetkililer, olayın terör suçu kapsamında soruşturulacağını açıkladı. Bağımsız medya grubu tanıtım etkinliği dün akşam yapıldı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Kıbrıs Türk medyasına yeni katılan Bağımsız Medya Grubu düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Gönyeli'deki Concord Tower Otel'de yer alan tanıtım etkinliğine aralarında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da yer aldığı çok sayıda davetli katıldı. Sırasıyla Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay'ın, Akol Grup ve Bağımsız Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Şanal'ın ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşma yaptığı etkinlikte Bağımsız Medya Grubu'nda görev alan gazeteciler tanıtıldı. Cumhurbaşkanından verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada medyanın içinden gelen biri olarak her zaman medya kuruluşlarının yanında olduğunu söyledi. Her zaman doğru habercilik, tarafsız habercilik. Hiçbir çıkar beklemeden ülkemizin insanına siyasi görüşü ne olursa olsun onların haberlerini sadece siyasi haberler değil. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dediğimizde artık teknolojinin de imkanlarıyla düğmeye bastığınızda bütün bu haberleri dünya yakından izleyebilecektir. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde Sayın Bakanımızın da talimatıyla 4G ve 5G teknolojinin gelişmesiyle artık bu teknolojide iletişim çağında tıkanıklıkların da aşılmasıyla bir düğmeyle bütün dünya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtmak, buradaki sporu, buradaki her türlü yaşam biçimimizi, köylerimizi, işletmelerimizi, insanlarımızı tanıtmak suretiyle bu medya kuruluşunun çok büyük hizmetler vereceğine ve dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımına büyük katkılar yapacaklarına yürekle inanıyorum. Bu duygularla kendilerine başarı diliyorum. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda Özer Kanlı'nın görevden alınmasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine Özdemir Tokel atandı. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu'na atama yapıldı. Özdemir Tokel'in yönetim kuruluna atandığına yönelik Bakanlar Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. BRT Yönetim Kurulu'nda Özer Kanlı'nın görevden alınmasının ardından bir üyelik boş bulunuyordu. Yeni atamayla birlikte yönetim kurulunda hükümet kanadından yönetim kurulu başkanı Salih Can Doratlı ve Özdemir Tokel, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Demirel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Yüzbaşı Murat Osma, Bayseni temsilen Eray Göksoylu ve Gazeteciler Birliği'ni temsilen İbrahim Güneşer ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt görev alıyor. Dantellerle Yolculuk sergisi İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi'nde açıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dantellerle Yolculuk adlı serginin açılışına katıldı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akademi Sanat Derneği'nin İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve Kültür Dairesi'nin katkısıyla hazırlanan sergide,
Yatak örtüleri, yatak sargıları, tepsi örtüleri, şemeler, masa örtüleri, yastık yüzleri gibi el emeği ürünler yer alıyor. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Keyifli bir gün geçirmenizi dileriz. Hoşça kalın. Asbank gün ortası piyasaları sunar. Ortasında piyasalardaki son durumla karşınızdayız. İlk olarak kurlara göz atalım. Dolar TL öğle saatlerinde 18.81'den, Euro TL 20.54'den ve Sterlin TL 23.33'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi ise 1.09 seviyesinde seyrediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine baktığımızda ise günlük yarısında %0.33'lük değer kaybıyla BIST 100 endeksinin 5.280 puana gerilediğini görüyoruz. Kripto paralara bakalım. Bitcoin öğle saatlerinde 22.870 dolardan, Ethereum ise 1.595 dolardan satılıyor. Altında ise bu sabah yeni rekorlar vardı. Gram altında daha sonra düşüşe geçti. Altın gram altın öğle saatlerinde 1171 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 1917 TL'den, Cumhuriyet altında 7888 TL'den satılıyor. Altın ons fiyatına baktığımızda ise 1936 dolar seviyesini görüyoruz. Gümüşün ons fiyatı 23.70 dolarda ve petrolde sabah saatlerinde 85 dolarlardaydı petrol. Brent petrolün uluslararası piyasadaki varil fiyatı öğle saatlerinde ise 87 dolara yaklaştı. 86.83 dolardan işlem görüyor. Gün ortasında piyasalardaki son durumla karşınızda olduk. Hoşça kalın. Asbank gün ortası piyasaları sundu. Basketbol açılış kupasında şampiyon Sezar Larnaka Gençler Birliği oldu. Frutti Extra sponsorluğunda oynanan kupa finalinde Kopspor uzatmada 57-53 yenen Sezar Larnaka Gençler Birliği tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ve BRT2'den canlı ekrana gelen maç büyük bir mücadeleye sahne oldu. Maça iyi başlayan Sezar Larnaka Gençler Birliği ilk periyodu 13-7, devreyi de 34-22 önde kapadı. İkinci yarıya iyi başlayan taraf Kopspor oldu ve üçüncü çeyrekte farkı kapayarak son periyoda 4 sayı geride girdi. Son periyot büyük bir heyecana sahne olurken maçın bitimine çok az bir süre kala 7 sayılık avantajını koruyamayan Sezar Larnaka Gençler Birliği karşısında hücumlarda etkili olan Kopspor maçı 49-49'a getirerek uzatmaya taşıdı. Uzatma bölümünün son bölümünü iyi oynayan Sezar Larnaka Gençler Birliği mücadeleyi 57-53 üstün tamamladı ve basketbol açılış kupasının sahibi oldu. Mücadeleyi 14 sayı 26 reboundla tamamlayan Kırmızı Siyahlıların yıldızı Chi bu performansıyla en değerli oyuncu ödülünü de alırken James Baker 18 sayı 7 rebound üretti. Voleybol Federasyonu'nun bu yıl 11.sini organize ettiği Rauf Denktaş Kupası'nda mücadele bu akşam başlıyor. Sezonun önemli turnuvası Esentepe Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kadınlar karşılaşmasıyla başlayacak. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmanın galibi yarı finalde vakıflara rakip olacak. 30 Ocak Pazartesi akşamı ise Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Karpaz Gate Marina yarı finali oynanacak. Kupanın vakıflarla Karpaz Gate Marina arasında geçecek erkekler yarı finali ise 2 Şubat'ta yapılacak. Anadolu Efes'te forma giyen Erten Gazi, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin One Team projesi kapsamında katılımcılarla bir araya geldi. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Turkish Airlines Euroleague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında Ankara Spor Kulübü ve Hayal Gücü Merkezi işbirliğiyle yürüttüğü
projenin katılımcılara sertifikalarını lacivert beyazların One Team elçisi olan Erten Gazi verdi. İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester United deplasmanda Nottingham Forest'i 3-0 mağlup etti. Mücadelede Beşiktaş'tan ayrılan Wout Weghorst da Manchester United formasıyla ilk golünü attı. Sahadan 3-0'lık skorla ayrılan Manchester United, rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. İspanya Kral Kupası Copa del Rey çeyrek finalinde Barcelona sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Barcelona'ya yarı finali getiren golü 52. dakikada Ousmane Dembele attı. Kupanın diğer çeyrek finalinde bu gece Real Madrid Atletico Madrid maçı oynanacak. FIBA Avrupa Ligi A grubunun 11. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding kadın basketbol takımı konuk ettiği İtalya'nın Virtus Bologna ekibini 95-73 yendi. Geride kalan 11 maçta elde ettiği 9 galibiyetle liderliğini sürdüren Sarı Lacivertliler söz konusu galibiyetlerin tamamını üst üste aldılar. NBA'de Los Angeles Lakers San Antonio Spurs'u 113-104 yenerken 20 maç sonra dönen Anthony Davis double-double yaptı. Davis maçı 21 sayı, 6'sı hücum, 12 rebound, 4 blokla tamamlarken LeBron James ise 20 sayı, 11 asist, 9 reboundla triple-double'ı kaçırdı. Ve tüm zamanların sayı lideri Kerim Abdul-Jabbar ile aradaki farkı 157 sayıya düşürdü. Teniste Avustralya Açık'ta Novak Djokovic zorlanmadan yarı finale çıktı. Avustralya Açık'ta 10. Grand Slam turnuvalarında 22. şampiyonluğunu hedefleyen 35 yaşındaki Djokovic, Rus Andrei Rublev'i 2 saat 3 dakika süren mücadelede 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0 yendi. Djokovic Avustralya Açık'ta 10 olmak üzere kariyerinde 44. kez Grand Slam yarı finaline kaldı. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Bugün önceleri açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve çok bulutlu bir görünüme dönecek. Bugün 26 Ocak. 27 Ocak'ta ne olacak? Çok bulutlu bir görünümle birlikte akşam saatlerinden itibaren yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek. Yarın akşam itibariyle yağışlı hava kütlesi güzelim Kıbrıs'ımızı etkilemeye başlayacak ki Şubat'ın son birinci haftasına kadar devam edecek. Yer yer sağanak yağmurları göreceğiz Şubat'ın ilk haftasında. Hatta zaman zaman etkili yağışlar da olacak efendim. Tabii ki 10 gündür ki güneşli günleri yaşadık. Fakat şimdi toprak da biz de yağışı özledik. Alçak basın sistemiyle nispeten ılık ve nemli hava kütlesinin etkisindeyiz. Ve bu etki ileriki günlerde nispeten soğuk, Şubat'ın ilk haftasında ise soğuk mu soğuk hava kütlesinin etkisine gireceğiz. Bugün Kıbrıs'ta hava önceleri açık, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve çok bulutlu bir görünüme dönüşecek. Sıcaklıklar bugün mevsim normallerinin yine 3 ile 5 derece üzerinde seyredecek ki Lefkoşa ve Güzelyurt'ta 20 derece,
Lefke'de 18, Girne'de 19, Yeni Erenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zaferburnu'nda 17, İskele ve Gazimağusa'da 19, Alev Kayası'nda 15, Larnaka'da 20, Limasol'da 20, Baf'ta 19 ve Trodos'ta 8 derece. Ve gecemiz çok bulutlu bir görünümde olacak ki en düşük hava sıcaklıkları Lefkoşa'da 6, Güzelyurt'ta 6, Lefkoşa'da 7, Alev Kayası'nda ve İskele'de 8, Lefke'de 11, Girne, Yeni Erenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zaferburnu'nda 12, Gazimağusa'da 11, Larnaka'da 10, Limasol'da 9, Baf'ta 8 ve Trodos'ta 1 derece. Ve yarın Kıbrıs'ımızda hava önceleri parçalı, sonra çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren yer yer hafif yağmurlu geçecek. Ve en yüksek hava sıcaklıkları Lefke ve Lefkoşa'da 19 derece, Güzelyurt'ta 20, Girne'de 18, Alev Kayası'nda 15, Yeni Erenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 18, İskele ve Gazimağusa'da 19, Larnaka'da 18, Limasol'da 19, Baf'ta 20 ve Trodos'ta 8 derece. Yarından sonra yağışla birlikte hava sıcaklıkları tetricen düşecek efendim. Evet, bir denizlerimize bakalım. Denizlerimizde pozisyon nasıl? Bugün denizlerimizde rüzgar, tüm sahillerimizde kuzey ve doğudan 3 ile 4 kuvvetinde esecek. Hafif, yer yer orta dalgalı, yaklaşık dalga yüksekliği 1-1,5 metre. Akşam saatlerinden itibaren bugün rüzgarın orta kuvvetten, yarın ise çok kuvvetliye dönmesini bekliyoruz ki yarın denizlerimiz 2-3 metrelik bir dalga boyu ve kaba dalgalı bir denizle birlikte yine kuzey ve doğudan 4 ile 6 kuvvetine dönüşeceğini tahmin ediyoruz yarın. Ve Kıbrıs adasında bugün bulutluluklar göründükten sonra yarın akşam üzeri hafif bir sağanak yağmur var ve yağışlı hava kütlesi yarın akşamdan itibaren Şubat'ın ilk haftasına kadar devam edecek. Yer yer sağanak yağmurları göreceğiz efendim. Ve hafta sonuna doğru, Şubat'ın ilk haftasının sonuna doğru oldukça soğuk bir hava gelecek ve sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. Ne zaman? Şubat'ın ilk haftasının sonuna doğru efendim. Evet, diğer yayınlarımızda görüşüyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.